Herkese selamlar. Aranje eğitim serimizin bugün dördüncü videosunu çekiyorum. Dördüncü videoda kanalları genişletme ve küçük ipuçlarıyla devam ediyoruz. Şimdi ne yaptık önceden ona bir bakalım. Ondan sonra kaldığımız yerden devam edelim. Üç ana unsur vardır demiştik. Birisi ritim, diğeri akorlar. Diğeri de soloydu ve her şey bunların üzerine gelişiyordu vesaire demiştik. Şimdi elimizde 9 tane kanal var. Yani bir şeyler çaldığımız, kaydettiğimiz 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Hemen gitarı bounce ediyoruz. Ne yapıyoruz? Bu sayede işlemcimizi daha az yoruyoruz. Elimizde bir akor vardı. Bu akoru hem gitarlara hem yaylılara dağıtmıştık hiçbir şey yapmadan. Şimdi de sağa sola bir şeyler panlamayı düşünüyorum. Bu gitarı farklı bir gitar ile eşleştirip birini sağa birini sola koyabiliriz. Şuradan bir gitar daha ekleyelim hemen. Umarım daha önceki serilerden faydalanmışsınızdır. Bir şeyler yapmışsınızdır. Şimdi ikisinin volüm dengesini bir eşitleyelim. Biri sağda biri solda olacak. Bakın bunu olduğu gibi diğer gitara alıyorum. Bir audio kanalı açıyorum. Bu akustikti. Şimdi klasik gitara da bir bounce yapalım. Şimdi birini sağ birini solda dinleyeceğiz. Bakalım nasıl oluyor. Önce bunları şöyle solo olarak alalım. Daha sonra bunu %50 sola, diğerini de %50 sağ olacak şekilde kaydettim. Bakalım ne duyacağız. Evet. Gayet güzel duyuldu. Hatırlamak için neler yaptığımızı bir küçük dinleyelim. Şimdi her melodide, her şarkıda çokça boşluk vardır. Bu boşlukları nasıl dolduracağımızı göstereceğim size. Örnek veriyorum. Şuradan bir dinleme yapalım. Şimdi mesela şuradan şuraya olan bir bölüm. Şurası benim için bir boşluk. Neden? Burada karar sesine geliyor. Da ra 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 ram demiş. Ondan sonra da ra ra yapmış mesela. O da ra ra'yı yani şu bölümü. Bu bölümü mesela birazcık geliştirelim. Bakalım nasıl geliştiririz. Aynı şekilde daha sonraki bölümleri de o şekilde çoğullaştıracağız. Bunun için bize daha çok duyulabilecek tiz sesler lazım. Şimdi şunun sesini bir kontrol edelim. Daha çok uzayabilen bir sese ihtiyacım var. Hadi bu olsun.
dedik. Sonunu biraz uzatabiliriz. Ne yaptık? Boşlukları arkada bir ara destek vermiş olduk. Duymamız için biraz açayım burayı. Gibi. Bununla bu gibi şeyler, yani bu gibi ara sesler, ana melodinin dışındaki sesler çok ön planda olmaz bu arada. Yani bunları kaydettikten sonra da biraz sesini kısıp araya sıkıştırmak en doğrusu. Bu bile fazla yani, biraz daha. Şimdi bu çok fazla hücum bir, hücum derken nasıl diyeyim, fazla her şeyin, bütün enstrümanların, kanalların bir arada olduğu bir aranjman oluyor şu anda. Yani normalde birisi girmeli, birisi çıkmalı bazen ya, o şu an burada yok. Çünkü böyle başlıyor ve daha sonra bu gerçekleşecek. Yani söze girdiğinde belki bu gerçekleşecek. O yüzden şarkının iç yapısına uygun bazı tavsiyeler şu an veremiyorum. Daha sonraki çalışmalarımızda vereceğim. Şimdi buna bir shaker ekleyelim. Yine her zamanki gibi loading. Şimdi dinleyelim bir. Çok saçma oldu bu buraya. Aslında mantıklı bir nokta ama istediğim etkiyi vermedi. Evet, gayet güzel bir şeyleri oluşturduk. Yani baktığınız zaman şu an, şu hariç, ortada 10-11 kanallık bir çalışma var. Aranjelerinizi yaparken benim yaptığım şekilde MIDI kanalları bounce alırsanız işiniz çok daha kolay olur. Şimdi diyelim ki şunu şöyle çektik. Bakın eski MIDI akorları tekrar geri geliyor. Yani bir şey düzeltmek istediğinizde bunu şöyle çekersiniz tekrar yukarı. Düzeltip tekrar bounce yaparsınız. Bu arada biraz önce bir hata yapmıştım hatırlıyorsanız. Yani burada bir çift ses vardı aslında. Onu, o çift sesi biz yedik şu an. Çabamız boşa gitmiş gibi oldu. Şimdi diyelim ki burada, mesela şurada ben bu sesi kullanıyorum ya. Bunu şöyle kendinize hatırlatmak için şöyle yapın. Bel, bes, 1, 3 diyelim. Neden? 1, 2, 3, 4'ün sırada. 4 diyelim. 4 diyelim ki daha sonra ben bu sesi yanlışlıkla mesela değiştirdim vesaire, veya daha sonra ben aynı sesi kullanmak istiyorum, aynı sesten bir şeyler daha çalmak istiyorum, burada bize yolu göstersin, desin ki bak şurada bu ses, ona göre git oradan al. Bu da işimizi kolaylaştıran bir ipucumuz olsun. Bakın buraya ismi yazıp bu sesi nereden aldığımızı kolayca bulabilelim, değil mi? Bu arada ona değil, şuna yazmam gerekiyordu. Olsun.
Bugünlük bu kadar olsun. Daha sonra bu çalışmayı biraz mikse doğru yoğuralım. Nasıl küçük ipuçlarıyla yine bunu daha hoş duyulur hale getirebiliriz konusuna bir değinelim. Ondan sonra da aranjede işlerimizi kolaylaştıracak, işte yapay zekayı belki kullanacağız. Neler olabilir? Bunlar üzerine konuşalım. Şimdilik kendinize iyi bakın diyelim. İyi çalışmalar diyelim. Görüşmek üzere.